Fazla söylenecek bir şey yok. Gecikmemizden de anlamışsınızdır ki içeride gelecek adına konuşmamız oldu ama tabii ki bazı şeylerin artık konuşmayla olmayacağını, sahada göstermemiz gereken bazı şeylerin olduğunu farkındayız takım olarak. Şimdi önümüzde iki tane maç var. Umarım içeride konuşulanlar konuştuklarımızda kalmaz. Önümüzdeki iki maçta sahaya yansıtırız. Bugünkü durumumuz, ben de dahil, hiçbirimiz bir varlık, varlık bile söylemez, bir hiçbir şey gösteremedik. O bulunduğumuz durumun farkındayız. Zaten başkanımız olsun, hocamız olsun, biz futbolcular olsun, gerekli konuşmaları yaptık. Umarım bu konuşmalar UEFA Kupası maçıyla başlar ve lig maçlarıyla da devam eder. Çünkü herkes, bunun içeride olan herkes farkındaydı. İnşallah farkımızı, fark ettiğimiz olayı sahaya yansıtırız. Ya bugünkü sıkıntı, iyi oynamadık yani bugün, evet bugün bir ölü toprak derler, üstümüzde bir ölü toprak vardı. Yani bugün için fazla söylenecek bir şey yok. Hem söylenenler hem bugünkü gelen taraftarımızın yaptığı tezahüratlar. Bugün hak ettiğimizi düşünüyorum her şeyi. Ama soyunma odasında konuştuklarımızdan sonra bu tarz şeylerin tekrarlanmayacağını ümit ediyorum. İnşallah tekrarlanmaz. Volkan, içeride konuşmalardan bahsettin. Hocanız da basın toplantısına gelmedi. Yani bu konuşmalar, senin Trabzon maçı sonrasında açıklama da yanlış olduğunu demiştin. Ne tarz konuşmalardı? Gelecekle ilgili yani. Önümüzde iki tane çok büyük maçın olduğunu konuştuk. Bugünkü durumumuzdan konuştuk. Herkesin biraz daha birbirine yardım etmesini konuştuk. Çünkü sağ içinde bugün bakıldığında gerçekten kimse kimseye yardım etmedi. Herkes tek başına kaldı. Bu görüntüyü bir daha vermemek adına konuşmamız oldu. Başkanımız olsun, hocamız olsun, biz futbolcular olalım. Yani durumun farkındayız. Bu farkındalığı da en iyi şekilde, en yakın şekilde, en kolay şekilde nasıl atlatırız onu konuştuk. Konuşanlar bunların üzerine. Tamam ya. Yani şimdi onları da konuştuk biz. Yani takım arkadaşlığımızın arasında, yani birbirimizin arasında sıkıntı mı olduğunu, kimse bir sıkıntımız var demedi. Demek ki arkadaşlığımızda bir sıkıntı yok. Ama sıkıntıları bulduğumuzu tahmin ediyorum. Şimdi yarım saat 45 dakikadır aşağı yukarı içeride konuşuyoruz. Herkes de konuştu. Herkes söylemesi gerekeni söyledi. Ümit ediyorum ki aynı şeyleri, yani şu bugünkü pozisyonumuzu, bugünkü görüntümüzü bir daha vermeyeceğimizi ümit ediyorum. Zaten bir daha verirsek fazla da söyleyemeyiz.